Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Cuma Suresi ilk sayfa 1 ve 8. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala bize burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. El Melik, El Kuddüs, El Aziz, El Hakim. Yani Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim olan Allah'a göklerde ve yerde ne varsa hepsi tesbih eder. Yani onun metü senasını yaparlar. Onun sanatının mükemmelliğini ilan ederler. Ve onun her türlü noksandan, ayıptan, kusurdan, mukaddes, münezzeh olduğunu ilan ederler. Burada Allah-u Teala'nın Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim dört ismi geçiyor. Bunlar Esma-i Hüsna'dan, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden dört tanesi. Allah meliktir, mülkün maliki odur, her şeye hükmetmektedir. Kuddüstür, her şeyi kusursuz yaratmıştır ve bütün mahlukat tarafından da takdis edilendir. Azizdir, hükmünde, mülkünde galiptir ve hakimdir, her yaptığı hikmetli, yerli yerincedir. Hüvellezî, o Allah ki be'ase fil ümmiyyine rasûlen minhum. Ümmilerden kendi içlerinden bir peygamber gönderdi. Yetlû aleyhim âyâtihi, o ümmi peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve yüzekkîhim, ve onları arındırıyor. Nefislerini tezkiye ediyor. Haramlardan, günahlardan, kötü duygulardan arındırıyor. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, onlara kitabı, hikmeti öğretiyor. Ve in kanu min qabl lefi dalalin mubin, şüphesiz onlar daha evvelinde apaçık bir dalalet içindeydiler. Değerli izleyenlerim, burada ümmiler olarak ifade edilenler Araplardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Nahnu ummetin ummiye la nakra'u ve la nektub. Yani biz ümmi bir topluluğuz, ümmi bir ümmetiz, okuma yazma bilmeyiz. Araplar içinde okuma yazma bilen bir elin sayılarını geçmeyecek kadar az Peygamberimiz döneminde ve onlara ümmiler deniliyor. Ümmi olmayanlar var o dönemde. Mesela Yahudiler, Hristiyanlar, onlarda okuma oranı daha fazla. Ellerinde kitap var. Bundan dolayı onlar okumadan yazmadan bir derece nasiplerini almışlar. İşte o Allah ki ümmiler içinde onlardan bir peygamber gönderdi. Ümmi bir peygamber. Ve Ennebiyyül Ümmi diye Araf suresinde ifade edilir. Peygamberimizin sıfatlarından biridir ümmi olması. Tabi ümmi derken hani okuması yazması yok anlamında, aslında okuması yazması olmamak bir nakısadır. Bu noktada peygamberimizin ümmi olması biraz zihinleri kurcalayabilir. Yani Allah dileseydi ona da okuma yazma öğretirdi ve bu peygamberliğine bir engel de olmazdı. Ancak burada şöyle belki bir incelik var. Allah-u Teala onu doğrudan terbiye ediyor. Yani Peygamber Efendimiz Üstad-ı Ezelisinden ders alıyor. Allah-u Teala onu insanlara muhtaç etmiyor. Gidip de birinin önünde diz çöküp ondan bir şeyler okumak, öğrenmek, böyle bir şeye muhtaç etmiyor. Doğrudan özel terbiyesiyle yetiştiriyor. Hatta Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bir defasında Peygamber Efendimiz'e şöyle diyor: Ya Resulallah, ben Arap ve Acem içinde çok yerlerde gezdim, dolaştım ama sizin gibisini görmedim. Femen eddebeke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, seni bu şekilde kim terbiye etti? Peygamber Efendimiz şöyle cevap veriyor: Eddebeni Rabbi fehasene te'dibi. Rabbim beni edeplendirdi, terbiye etti ve edebimi güzel kıldı. Allah terbiye ettiğinde elbette en güzeliyle terbiye eder. İşte Peygamberimiz ümmi olmakla beraber ayetin devamını okuduğumuzda Peygamberimiz onlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Yani kendinden bir şey demiyor, Allah'ın ayetlerini onlara okuyor. Ve yüzekkihim, onları arındırıyor. Günahlardan, kötü hislerden, heva, heves, bu gibi zararlı şeylerden onları arındırıyor.
ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, onlara kitabı, hikmeti öğretiyor. Yani kitabı derken Allah'ın kitabını, hikmeti derken Allah'ın kitabının inceliklerini, manalarını anlatıyor. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur: Ele utitul kitabe ve mislehu mahu. Bana kitap verildi ve bir de kitabın misli verildi. Bu sünnet olarak açıklanabilir. Yani Peygamberimizin sünneti kitabın açıklamasıdır zaten. Bugün elimizde bulunan hadis külliyatları bunun en güzel bir ispatıdır. Kur'an-ı Kerim mesela namazı emretmiştir. Ama namazın ayrıntıları Peygamberimizin sözlerinde yerini bulmuş. Ve Peygamberimiz şöyle ifade etmiştir: Sallu kemâ ra'eytumunu usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle siz de namaz kılın. Daha diğer meseleler bunun gibi. Yani diyelim bir kitabül ilim diye hadis kitaplarındaki bölüm ilimle alakalı en güzel bahislerle doludur. Diyelim ki zekatla alakalı bölüm zekatın ayrıntılarını bize anlatmaktadır. Diyelim ki rüya ile alakalı bölüm, rüya tabiriyle alakalı bölüm en güzel rüya tabirleriyle doludur. Bu manada hadis külliyatlarını okuduğumuzda, incelediğimizde gerçekten kitabın, ilahi kitabın ince sırlarının hadislerde ifade edildiğini görmekteyiz. Halbuki o cahiliye toplumu, ümmi olan o Araplar daha evvelinde apaçık bir dalalet içindeydiler. Yani kitap nedir bilmiyorlardı, hikmet nedir bilmiyorlardı. Bedeviyet ve cahiliyet içinde kalmışlardı. Ve âharine minhum lemmâ yelhagu bihim. Ve Allah o peygamberini henüz daha ona katılmayan kimselere de gönderdi. Yani peygamberin gönderilişi sadece ümmi Araplar için değil, sadece o kitap nedir bilmeyen kimseler için değil, aynı zamanda kitap sahibi olan Yahudilere ve Hristiyanlara da gönderdi. Ve Ümmül Kura ve men havlehe, yani hem Mekke'dekilere hem de çevresinde olanlara, Mekke merkez olarak Ümmül Kura bütün şehirlerin merkezi olarak ifade edildiğinde onun çevresi dünyanın her tarafıdır. Kafetellinnas diye başka bir ayette ifade edildiği üzere o bütün insanlara gönderilmiştir. Nitekim Musa Aleyhisselam mesela kavmine gönderilmiş bir peygamberdir. Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken ve izgale Musa li kavmihi, Musa kavmine şöyle demişti diyor. Kavmine tebliğde bulunuyor. Ama peygamberimiz insanlara tebliğde bulunurken sadece Araplara değil ya eyyühen nas diye bütün insanlara hitap ediyor. Bütün insanlığa davetini anlatıyor. Ve huvel azizül hakim, ve o Allah aziz hakimdir. Zalike fadlullah yu'tihi men yeşe, bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine verir. Yani burada tabi kitap sahibi olan Yahudilere ve Hristiyanlara bir tariz var. Onlar ahir zaman peygamberini kendilerinden bekliyorlar. Kendilerinden olmayınca kendi milletlerinden bu defa kabul etmek istemediler. Allah-u Teala onlara bir nevi cevap veriyor. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine nasip eder. Vallahu zul fadlil azim, ve Allah büyük lütuf sahibidir. Ve Allah risalet görevini kime vereceğini bilir. Ahir zaman peygamberliğine en layık kimdir onu da bilir. Ve ona göre onu gönderir. Meselul lezine hummilu tevrate sümme lem yahmiluhe kemethelil himar yahmilu esfara. Tevrat'a muhatap olup da sonra onun hakkını vermeyen ve onu taşıyamayanların hali kitap yüklü merkebin haline benzer. Yani burada bir temsil getiriliyor. İşte Tevrat kendilerine verilmiş olan bir topluluk var. Allah'ın kitabına muhatap olmuşlar ama Allah'ın kitabının gereğini yapmamışlar. Ve kitaba karşı sorumluluklarını yerine getirmemişler. Bunların hali kitap yüklü merkep gibidir. Yani bir merkebin kitaplarla dolu bir yükü olsa o yine merkeptir. Bed asla necabet mi verir üniforma? Zerdüz palan vursan eşek yine eşektir. Ziya Paşa'nın şiirlerinde böyle dediği gibi, yani bir eşeğin böyle semeri altından da olsa o yine eşektir.
benzeri bir şekilde bir kısım insanlar kitaba muhatap olduğu halde kitabın hakkını vermiyorlarsa, evet kıymetli bir bilgiye sahipler ama uygulamadıklarından onların hali kitap yüklü merkebin haline benzer. Bunu tabi ifade ederken Tevrat'a muhatap olanlar misal getiriliyor ama kıyas yoluyla Allah'ın kitabına muhatap olan bütün insanlara bunun şumulu vardır ve dolayısıyla Kur'an'a muhatap olan insanlara da şumulu aşikardır. Yani bir kısım insanlar Kur'an'a muhatap olsa, Kur'an'ı anlasa, ilim olarak öğrense ama bunun gereğini yapmasa, diyelim Kur'an-ı Kerim bir şeyi emrediyor, o onun tersini yapıyor. Bile bile tersini yapıyor. Kur'an bir şeyi yasaklıyor, o bile bile yasaklanan şeyi yapıyor. Bu gibi durumda olanlar bilgi olarak kıymetli bilgiye sahip ama o bilgiyi taşıyamadığından, yani gereğini yapamadığından bunların hali kitap yüklü merkebe benziyor. Cenab-ı Hak böyle olmaktan hepimizi muhafaza eylesin. Bi'se meselul gavmin lezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların, yalanlayan kimselerin misali ne de kötü oldu. Vallahu la yehdil gavmez zalimin. Allah zalim kavme hidayet etmez, onları muvaffak kılmaz. Kul ya eyyühellezine hadu. Ey peygamber, de ki ey Yahudiler, in zaamtum ennekum evliya'u lillahi min dunin nas. Eğer siz diğer insanlar değil de insanlar içinde kendinizin seçildiğini, Allah'ın velileri olduğunu iddia ediyorsanız, fetemennevul mevt in kuntum sadikin. Eğer sadık iseniz ölümü temenni edin. Malum Yahudiler diyorlardı ki biz Allah'ın sevgili kullarıyız. Hristiyanlar diyorlar ki biz Allah'ın oğullarıyız, mecazi anlamda. Yani yine sevgili kullarıyız manasında bunu söylüyorlar. Kur'an-ı Kerim Yahudilere yönelik bir şekilde, ey peygamber, de ki ey Yahudiler, eğer siz Allah'ın sevgili kulları olduğunuzu iddia ediyorsanız, başkaları değil de sizseniz bu sevgili kullar, haydi ölümü isteyin. وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ. Ama elleriyle yaptıkları şeyler yüzünden, günahlar yüzünden ebediyen, yani asla ölümü istemeyecekler. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Allah zalimleri bilendir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda onlarla bir münazara oluyor ve orada biz Allah'ın kullarıyız, seçkin insanlarız gibi ifade kullanıyorlar. Bunun üzerine bu ayetin diliyle Peygamberimiz onlara, madem böyle haydi ölümü isteyin diyor. Ölümü isteyin de yani bir an önce şu dünyadan kurtulun, cenneti kazanın. Ama ebediyen böyle bir şeyi onlar istemeyecekler. Nitekim Yahudiler tarih boyu dünya sevgisi, ölüm korkusu noktasında daha diğer milletlerden farklı olarak dikkat çeker bir millet olarak tarihe geçmişlerdir. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhum. Ey peygamber, de ki kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm var ya, fe innehu mülâkîkum, o size mutlaka gelecektir. Sümme turaddûne ilâ âlimil gaybi ve şehâde. Sonra gaybı ve şehadeti bilen Allah'a götürüleceksiniz. Onun huzuruna sevk edileceksiniz. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. O da size yaptıklarınızı tek tek haber verecek. Havf-u mevt, mevt getirir denilir. Yani ölümden korkmak, ölümü adeta daha da hızlandırır. Ölümden kaçmak, ölümden kurtulmak demek değildir. İşte bazı insanlar ölümden çok korkabilir, kaçabilir ama kaçmakla ölümden kurtulamayacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim küllü nefsin zâigatul mevt diye bunu ilan ediyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Öte yandan sizler burçlarda da olsanız, yani gökyüzündeki burçlar veya yeryüzünde kale ve kule gibi yerlerde, korumalı yerlerde de olsanız ölüm mutlaka size gelecektir. Bu mealde ayetler var. Madem böyle, ölüme hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani ölümden korkanlar da ölüyor, korkmayanlar da ölüyor. Bir Müslüman ölümün kendisinden korkmaz ama kötü ölümden korkar. Hazır olmamaktan,
günahlarla dolu bir hayat yaşarken ölmekten korkar. Veya diğer aleme çok fazla bir şeyler yapamadan gitmekten yine korkar. Dolayısıyla ölümün kendinden korkmakla ölümün şeklinden korkmak farklı olaylardır. İşte bir Müslüman şuna inanır ki ölüm başka bir aleme geçiştir. Dünyadaki vazifelerin artık bitmesidir. Dünya zindanından bir kurtuluştur. Ölümü böyle gördüğünden ölümden korkmaz. Ve Mevlana gibi zatlar, onlar ölümü doğrudan Allah'a kavuşmak olarak görmüşler. Ve Şeb-i Aruz şeklinde bunu ifade etmişlerdir. Hatta Mevlana diyor ki, ölümümüzden sonra bizim mezarımızı yerde aramayın, bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. İşte bu manada ölüme bakmak var. Bu manada ölüme baktığımızda ölüm korkulacak bir şey değildir. Ama bir insan ölüme hazır değilse, günahlarla dopdolu bir hayat yaşamışsa elbette ölümden korkar ve dünyadan ayrılmak ona zor gelir. Ve dünyaya kuvvetli bağlarla bağlanmıştır. Bunları terk etmek, böyle nimetlerden ayrılmak onu düşündükçe rahatsız etmektedir. Bundan dolayı ehli iman olan bir kimsenin dünyadan ayrılması kendisine hiç de zor gelmez. Ama ehli dünya dediğimiz bir kimsenin dünyadan ayrılması gerçekten ona zor gelir. Burada bunları ifade ederken Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz sayfada Yahudilerin örnek verilmiş olması Müslümanlarda da bu tür durumların olabileceğine aynı zamanda bir hatırlatmadır. Yani tarihte bazıları hatalara düştüler. Ey Müslümanlar, sakın siz onların düştüğü hataya düşmeyin. Böyle bir mesajı Allah-u Teala bizlere bildirmektedir. Cenab-ı Hak ilahi mesajı iyice anlayıp algılayıp ona göre hayatını tanzim eden bahtiyarlardan bizlere eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.